Dostlarım, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de soracak olursanız bizler de iyiyiz. Bugün şöyle patlıcan tavası yapmak istedik. Etimizi şöyle tepsimizin içine koydum. Şöyle 5 tane domates, bir baş sarımsak, şöyle 3 tane soğan, yeşil biberimiz, 4 tane de şöyle patlıcan. Patlıcanı çok koymayacağız. Küçük küçük 4 tane patlıcan. Şimdi şöyle patlıcanlarımı soyayım. Burada tencereme tuzlu suyu koydum. İçerisine de tuz ekledim. Şimdi bu soymuş olduğum patlıcanları onun içerisine doğrayacağım. Kararmasın diye. Hem siyah bir suyu çıkıyor. Daha lezzetli oluyor. Şöyle doğramış olduğum patlıcanlarımı tuzlu suyun içine ekleyeyim. Şimdi şöyle patlıcanlarımı tuzlu suya ısladım. Soğanımı soyuyorum. Daha sonra da domatesimi doğrayacağım. Gözümü yaktım. Şöyle soğanlarımı doğradım. Şimdi biberimi doğruyorum. Bunları yıkadım, getirdim. Nasıl yaptın? Şimdi domateslerimi de doğradım. Sarımsağımızı soyalım. Kocuğun altında var. Hani şurada.
Suya ıslasak daha çabuk soyulur sanırsak. Şimdi şöyle yarım yemek kaşığı kadar salça. Buna çok salça konmaz. Salçamızla şöyle soğanımızı güzel ovalım. Şimdi şöyle yarım bardak kadar sıvı yağ. Karabiber, pul biber, tuz, biraz da kimyon. Bunları da aktaralım. Şimdi bunlarla bunu etimizi şöyle güzel harmanlayalım. Baş sarımsak. Şimdi sarımsaklarını şöyle tavama doğrayayım. Bunları da şöyle karıştıralım. Şimdi bunun içerisine şöyle tuzlu suya ekledim. Daha sonra götürdüm, yıkadım. Bunun içerisine şöyle ekleyelim. Tuzlu suda durdurduğumuz zaman hem beyaz olur hem de siyah suyu çıkar. Şöyle. Bunun üzerine şimdi kalan domatesimizi şöyle üzerine ekleyelim. Birazını arasına koyduk. Şöyle. Şimdi şöyle biberimizi de koyalım. Şöyle üzerine etimizin kuyruk yağını şöyle üzerine doğruyoruz. Böyle koyduğumuz zaman tavamız güzel olur. Evet canlarım, şimdi tavamı yaptım şu şekil. Şimdi bunu güzel götürüp fırına süreceğim. Misler gibi pişsin. Yanına da bir pilav yaparız. Şöyle üzerine kuyruk yağı koydum. Şimdi bunu fırına sürelim. Şimdi şöyle getirdim, fırına koyacağım. Fırınımızı açalım. Thank you.
bu yapmış olduğum tavamı fırına süreceğim. 200 derecede yarım saatten fazla pişer. Kapatalım. Hadi hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bizleri izlemeyi unutmayınız. Yorum yapmayı unutmayınız. Evet dostlarım, şimdi pilavımı yapıyorum. Şöyle pilavımın şehriyemi tencereme koydum. Arkaya gitmeyi sor. Sıvı yağ ekledim. Şöyle yarım bardaktan fazla sıvı yağ. Şimdi şöyle şehriyemizi güzel kızartalım. Bulgur pilavı yapacağız. Şöyle. Burada da et suyumuz. Burada da amcam. Burada da babaannem pilav yapıyor de. Burada da babaannem pilav yapıyor arkadaşlar. Şöyle babaannemin pilavı nasıl olur babaannemin? Çok güzel olur. Misler gibi olur der mi Yusuf? Evet. Şöyle arkadaşlar, burada bulgurumuz var. Etin suyu var. Şimdi şöyle kızarmış olan şehriyemizin içerisine bulgurumuzu, şöyle göz kararı bulgurumuzu ekliyoruz. Bunu biraz ocakta şöyle yağda çevirelim. Burada koyalım. Ayağını biraz çek, dur. Dur, dur. Tuzumuzu alalım. Biraz da şöyle. Bunun içerisine şöyle bir tatlı kaşığından fazla tuz ekleyelim. Şimdi şöyle etimizin suyunu koyalım içerisine. Burada da şöyle ısıtmış olduğum suyu, sıcak su koyacağım. Şöyle çaydan sadece suyumuzu pilavımıza ekleyelim. Altını kısalım. Şöyle. Pilavımız yavaş yavaş pişsin arkadaşlar. Buradan. Şöyle kapağımızı alalım. Ağzını kapatalım. Kısık ateşte ağır ağır pişsin. Burada da şöyle göster çocuğum. Tavamız şöyle pişiyor. Size göstereyim. Şöyle koyduk. Yarım çay bardağı kadar su koydum. Şimdi şöyle ağzını kapatalım, pişsin. Evet arkadaşlar, şimdi yemeğimiz pişti, çok güzel oldu. Şöyle yemeğimizi göstereyim, çok nefis oldu. Şimdi servis yapacağız. Hadi hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Bizleri izlemeyi unutmayınız. Şöyle tavamızda çok güzel oldu, sıcak.